Bu videoyla sorularımızı tekrar edelim. Şimdi soru eşleştirmesi yapmamızı istiyor. When ne demekti? When, ne zaman? What time, saat kaçta? How often ne demekti? Ne sıklıkta? When do you visit your grandparents ne demek? Sen büyük anne ve babanı ne zaman ziyaret edersin? Visit, ziyaret etmek. Bakalım bize verilen seçenekler ne der? I wake up at 7 o'clock. Saat 7'de kalkarım. She wakes up at 7 o'clock. O 7'de kalkar. They never read a book. Onlar asla kitap okumaz. At the weekends, hafta sonları. Demek ki ne zaman ziyaret edersin cevabına uyan en uyumlu cevap at the weekends. Hafta sonları demek. Peki hafta içi günler ne demekti? Onu da bir hatırlayalım. On weekdays. Bakın hafta sonu at the weekends ama hafta içi günlerde on weekdays diyoruz. What time does your sister wake up? Senin kız kardeşin, your sister, saat kaçta uyanır? What time, saat kaçtı? Şimdi I wake up diye mi cevaplamalıyım? She wakes up diye mi? Your sister, bir kızdan bahsediyoruz. O zaman ne yapacağım? She diye devam edeceğim. She wakes up at 7 o'clock. How often do they read a book? Ne sıklıkta onlar kitap okur? Bakalım bizim sıklık bildiren bir cevabımız hangisi? Şurada never sanırım. They ile sorduğu için they ile cevap vermeliyim. Zaten seçenekte de o şekilde vermiş. They never read a book. Never neydi? Asla. Demek ki ne sıklıkta kitap okurlarmış? Hiç okumazlarmış asla. Bakın her sorunun cevabını nasıl başlattım? Bir özneyle. Bazen kısa cevap verebilirsiniz. Bu şekilde. Ama genellikle özneyle başlıyoruz. What time do you wake up? You diye sorulan soruların I ile başladığını daha önce de söylemiştik. Sen kaçta uyanırsın? Cevabı da I wake up at 7 o'clock olacak. Yeni sorularımız. Where is the post office? Postane nerede? Nasıl cevap vermeliyim? Evet, yes he does diyebilir miyim? He, bu cevap erkekle ilgili sorulan bir sorunun cevabı. Bize burada post office, postane ile ilgili bir şey soruyor. Demek ki bir yol tarifi arayacağım. Yes, go straight on, dümdüz git. Turn left, sola dön. Olabilir, diğerlerini de okuyalım. It is next to the library, kütüphanenin yanında. We usually play football. Biz sık sık genellikle futbol oynarız. Ne olacak o zaman? Where is the post office? Nerede? Evet diyemem. Demek ki yer bildiren şu C şıkkını seçeceğim. It is next to the library. Neden yes'le başlayamadım? Çünkü nerede diye sorulan bir sorunun cevabı evetle başlamaz. O yüzden C'yi seçtik. Does your teacher have lunch at school? Ne demek? Senin öğretmenin okulda öğle yemeği yer mi? Bütün soruların Türkçesini çevirmenizi istiyorum. Senin öğretmenin öğle yemeği yer mi? Şimdi erkekle ilgili ya da kızla ilgili, senin öğretmenin hem kız hem erkek olabilir, ikisinden biri. Bakın seçeneklerimizde she ile ilgili bir cümle yok. Demek ki yes he does'ı seçeceğiz. Does'la sorduğu için does'la cevaplamış. Sorumuz da does'la başlıyordu. Is there a police station near here? Yakınlarda bir yerlerde polis istasyonu var mı? Nasıl cevaplayacağım? Yes, artık evet diyebilirim. Çünkü where, what gibi şeylerle başlamamış. Is there direkt var mı demek. Ne diyeceğiz? Yes, go straight on, turn left. Yes, go straight on, dümdüz git, turn left, sola dön. What do you usually do after school? Okuldan sonra genellikle ne yaparsın? Ne diyeceğiz? We usually play football. Biz genellikle futbol oynarız diyebilirsiniz.